güneşli bir gün. Karşıda Kız Kulesi, hemen arkasında Topkapı Sarayı, onun arkasında Ayasofya, onun arkasında Süleymaniye Camii, pardon, Sultanahmet Camii yanlış söyledim. Süleymaniye Camii karşıda devasa kubbesi ve devasa minareleriyle Süleymaniye Camii. Tabi o bölge tabi o bölge Eminönü bölgesi, Eminönü bölgesi Karaköy. Şöyle döndüğümüz zaman burada Galata Kulesi gözüküyor. Döndüğümüz zaman böyle Boğaz manzarası ve Üsküdar'ın yeni çehresi bu şekilde yapıldı. Gayet güzel olmuş. Buradan biraz daha yaklaşmış olduk. Şurada bakın Topkapı Sarayı falan daha güzel gözüküyor. Ayasofya ve Sultanahmet Camii, hep Süleymaniye diye isim geliyor. Sultanahmet Camii de yan yana daha güzel gözüküyorlar. Hemen Kız Kulesi'nin hemen solunda Süleymaniye Camii gözüküyor. Harem'e doğru, oradan Kadıköy'e doğru gidiyoruz. Yani Anadolu yakası sahil şehrine sürüş yapmak istiyorsanız Üsküdar Meydan'dan başlıyorsunuz, komple böyle gidiyorsunuz. Sadece Harem'den bir ayrılıp Kadıköy İskele'ye kadar böyle bir caddeden bir geçiş var. O da çok kısa sürüyor zaten. Ondan sonra Pendik'e kadar sahilden gidiyorsunuz. Böyle bir Anadolu yakasında sahil şeridi var. Ve hani toplasan 45 kilometre falanlık bir sahil şeridi. Yani komple deniz kenarından gidip deniz kenarından gelseniz zaten 90 kilometre yol yapmış olacaksınız. Bakın işte sahilden geldiğiniz zaman, Üsküdar'dan sahilden başladınız, geldiniz. Burada sekteye uğruyorsunuz. Yani burada sahilden kopuyorsunuz. Burada artık harem devreye giriyor. Haremden geçip Haydarpaşa'dan Kadıköy İskele'ye gideceğim. Evet bakın. Harem kısmını geçtikten sonra Kadıköy İskele kısmına geldim. Bundan sonra yine böyle sahil tarafından gidebilirsiniz. Ama tabii burayı geçmek gerçekten zor. Normalde burada sürmenizi tavsiye etmiyorum zaten. Örnek olarak ben şuradan kaçıyorum. En mantıklısı bu. Çünkü çok kalabalık. Kalabalık olmasa eyvallah. Hemen şöyle kestirmeden sahilden komple gidin. Ama çok kalabalık olduğu için ben caddeden kaçıyorum. Buradan da girebiliriz ama ben burayı da geçiyorum. Buradan da bağlanmıyorum. Çok insan kalabalığına girmek istemediğim için bu. Ama tabi bazı arkadaşlarımız pusisi insan kalabalığına giriyorlar. Müzik sistemlerini, ışıklandırma sistemlerini millete göstermek için pusisi milletin içine giriyorlar. Sanıyorlar ki böyle bir havaları oluyor. Müzik açınca, insanlara o müziği dinletince. Halbuki çoğu insan bundan rahatsız oluyor yani. Bunu söylüyoruz ama çok dinletemiyoruz. Evet, artık daha ileri gidecek kısmım kalmadı. Buradan bağlanıyorum. Evet, insanlar da burada azalmış. Bundan sonra uzun bir süre sahil tarafından gideceğiz. Bakın buradan hafiften sahilden bir kopma yaşayacağız. Orayı da şöyle yolda giderken göstereyim. Ne kadarlık bir kopma. Buradan geliyorsunuz. Biz de gidebiliriz de şuradaki manzarayı size göstermek için buradan geldim. Buradaki manzara mükemmel. Marmara Denizi. Karşı taraf Bakırköy, Ataköy, Florya, Yeşilköy, oralar. Adalar ve Marmara Denizi. Şu noktadan aslında hemen arka taraftaki noktaya kadar bir kopma yaşıyorsunuz. Tek tekerle geliyorsanız hemen buradan aşağı inip sahile bağlanabiliyorsunuz normalde. Şimdi ben buradan inerim ama oradan bir insan çıkabilir diye inmiyorum. Bu şekilde dönüyorsunuz. Şu bisiklet yolundan aşağı inebilirsiniz. Genelde şimdi burayı döndük. Dönmeseydik buradan aşağı inmiştik. Ve buradan gene sahile bağlandık. Uzun bir süre gene böyle devam edeceğiz.
Dikkat ettiyseniz bu bağlantı haremdeki bağlantı kadar kopuk bir bağlantı değil. Çok küçük bir bağlantı. Kopukluğu var. Ama çok da önemli değil yani bu kopukluk. Niye kamerayı açtım? Hem manzara güzel. Hem de videolarda denk gelmişsinizdir. Bugüne kadar tırmandığımız en dik yokuş olan yeri göstermek istiyorum. Merak edenler olabilir diye. Yeri nerede? Yeri, evet bakın yeri hemen burası. Yolun devamı Fenerbahçe stadına çıkıyor zaten. 36 derecelik yokuş. İşte burası. Ben şöyle çıkarım, ben böyle çıkarım diyenler varsa gelip burada kendilerini test edebilirler. Bakalım ne kadar çıkabiliyorlar. Sağ taraftan geldik. Küçük ayrımın olduğu yer, nokta. Sol taraftan da devam ediyoruz. Gene şöyle döneceğiz. Karşı şeritten, yani karşı kıyıdan öyle devam edeceğiz. Dediğim gibi yolun devamı zaten Fenerbahçe stadına çıkacak. Fenerbahçe stadına geldik. Meşhur kurbağalı dere. Artık kokmuyor. Yazın bakacağız bakalım kokacak mı kokmayacak mı ama şu an hiçbir koku yok burada. Yoğurt Parkı sahil şeridi buradan devam ediyor. Sağ taraftan buradan dümdüz yürüyerek giderseniz direkt olarak Kadıköy Boğa'ya çıkmış oluyorsunuz. Hemen Fenerbahçe stadı da burada. Ve biz caddeden değil sahil tarafından devam edeceğiz. Hemen karşıda kaldı. Ta oralardan geldik. Sahil tarafını dolaştık. Buradan devam ediyoruz. Yine Marmara Denizi. Yat limanı. Arada bir hoplayıp zıpladığımız küçük kaykay pisti. Çünkü büyük kaykay pistine güvenlik olduğu için giremiyoruz. İzin vermiyorlar. Burada en azından kimse yokken ufak ufak atlamalar falan yapıyoruz. Ki videolarda görmüşsünüzdür. Buradan devam ediyoruz. Şu an sahilden biraz uzaklaşıyoruz ama sahilde yine paralel gitmiş olacağız. Fakat yine bisiklet yolu var. Dolayısıyla bunlarla da skuturla da rahatlıkla gidip gelebilirsiniz. Bakın bu yol Harem'den Kadıköy'e geldiğimiz yol gibi değil gene. Gördüğünüz gibi. Evet sahil tarafından ayrıldık ama gene de rahatlıkla sürüş yapabileceğimiz bir yol. Normalde bakın orada sahilden ayrıldığımız noktadan az önce kamerayı kapattığım noktaya kadar zaten yeri gördünüz. Kamerayı kapattığım noktadan 30 saniye sonra şuradaki sahil tarafına girebiliyorsunuz. Bakın şu yat limanının olduğu sahil tarafına. Fakat orada yol çok bozuk olduğu için ben oradan gelmedim. Ben genelde hemen o yolu devam edip buradaki caddeden geliyorum. Hani 30 saniye sonra oraya değil de yaklaşık 2 dakika sonra buraya gelmiş oluyorum. Çünkü 2 dakikada buraya iniyorum. Fakat oradan gelirsem 4 dakika sürer. Çünkü oradaki yol gerçekten çok bozuk. Ve gene burada bisiklet yoluna bağlanmış oluyorum. Bu bisiklet yolunun devamı da zaten artık sahile inecek. Evet, bisiklet yolunu devam ettiğimiz zaman gene burada sahile girdik. Az önce videoyu kapattım. Buraya gelene kadar da 30 saniye falan geçmiştir yani. Yani bu kesintiler, bir daha söylüyorum, sürekli aynı şeyi söylüyorum belki ama hani çok fazla kesintiye uğradık sahilde giderken, çok fazla sahilden uzaklaştık, girdik gibi bir düşünce oluşmasın. Bu kesintiler gerçekten kısa kesintiler ve hani sürüşü engel olmayacak, rotası güzel olan kesintiler. Harem'den Kadıköy Meydan'a kadar olan hariç, orası bildiğiniz trafiğin içine girmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, bu noktada Suadiye'de sahil tarafında olan patencilerin buluşma alanı. Yani bir skate park değil tabii burası ama paten öğrenmek isteyenlerin, paten dersi almak isteyenlerin genelde geldiği nokta bu nokta. Zaten benim videolarımda da şurada slalom yaptığımı görmüşsünüzdür. Şuradaki noktalar var. O noktalar arasında git geller yaparak
bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Burası da onun. Hemen sahilde giderken yanından geçtiğiniz bir nokta. Evet. Kadıköy Fenerbahçe'nin oradan girdiğimiz sahil şu an burada. Bostancı iskelesinden mütevellit diyelim. Caddeye doğru kayıyor. Fakat bu ayrılık çok kısa bir ayrılık. Şimdi orada insanlar var diye orayı kullanmayacağım. Genelde kaldırımı kullanıyorlar ama siz kaldırımı kullanmayın. Böyle kenardan girin. Ne kadar ayrı kalacağız onu göstereyim. Otobüs durduğu için oradan giremedim. Normalde oradan girecektim. Neyse şöyle devam edeyim. Ayrılığımız bu kadar. Gene sahil tarafından devam edeceğiz. Bostancı Marmaray durağı. Bostancı vapur iskelesi. Adalara vapur iskelesi. Ve bakın burası daha yeni yapıldı. Seçimden bir hafta önce falan açıldı burası. Anında bitirdiler. Seçimden bir ay önce bir başladılar. Anında bitirdiler. Yıllarca burası harfiyat alanı olarak duran kum silolarının olduğu bir yerdi. Abi ne olduysa bir ayda bu hale geldi. Bakın. Burası da metro çıkışı. Dudullu Bostancı metrosuydu yanlış hatırlamıyorsam. Bakın metrodan çıktığınız an böyle bir parka çıkıyorsunuz. Deniz kenarı, böyle bir park, böyle bir atmosfer. Mükemmel. Şuraya bakar mısınız ya ne kadar güzel yerler yapmışlar. İlk kez burada görüyoruz Türkiye'de bu arada. Harika yaptılar ya. Böyle sahilde giderken bu şekilde gördüğünüz iskeleler var. Bunlar yürüme iskelesi. Yani manzara denize doğru açılıyorsunuz. Oradan manzaraya şöyle bir bakıyorsunuz. İşte şöyle bir sinyal vermeye başladı sahil tarafı. Dikkat ettiyseniz az önce Kadıköy tarafı, işte Fenerbahçe tarafı, Suadiye tarafı, Bostancı, Cadde Bostan tarafı bu kadar yeşil alan yoktu. Fakat dikkat ettiyseniz şu an yeşil alan çok fazla büyümeye başladı. Şu noktadan sonra şu tarafa doğru hani bu cadde böyle devam ediyor. Burada bisiklet yolu var ve bisiklet yolunun bu tarafa doğru döndüğünü göreceksiniz ki şu an gözüküyor. Ve bu kadar geniş olan çimenlik alan birdenbire o kadar geniş alana tekabül ediyor. Bakın hemen şuradan göstereyim. Eskiden burası yoktu. Bu birleşim yoktu. Bu voleybol pistinin etrafından dönüyorduk. Nerede voleybol pisti var diyeceksiniz. Bakın şurada plaj voleybolu yapıyorlar. Plaj voleybolu var. Eskiden burası yoktu yani. Sonra açtılar. Neden yokmuş onu da anlamadım. Halbuki yani yıllar önce bile açılabilecek bir yermiş. Gördünüz mü? Birdenbire geldiği yeşil alan birdenbire bir bu kadar daha eklendi. Bir bu kadar var. Orası var. Bir de burası var. Bakın şöyle devam edeceğim. Sahil tarafından da gidebilirsiniz ama burada bisiklet parkı yolu var. Buradan gidebilirsiniz. Bu şekilde upuzun bir yol. Ama benim namaz vaktim geldi. Şurada küçük bir mescit var. Bu arada namaz kılanlar için söylüyorum. Şu an itibariyle birçok mescit, küçük mescit ya da küçük camiler ilerleyen kısımlarda mevcut. Ne yazık ki o kısımda hiç yok. Yani şey meselesi. Yani o kısımda ki yeşil alanda hiçbir mescit yok. Hani yeri gelmişken söyleyeyim. Neden orada alanda mescit yok? Küçük küçük de olsa mescitler koyun. Yani orada hiç namaz kılan insan yok. Ta
tabii ki var. Ama namaz kılmak için ta Bağdat Caddesi'ne çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Bağdat Caddesi'nde hemen orada iki tane cami var. O camilere gitmek zorunda kalıyorsunuz. Sıkıntı. Halbuki burada bakın. Şu araba geçtikten sonra hemen benim sürekli duraksadığım küçük mescit var. Abdest alma yeri falan da gayet güzel. Ve sessiz, sakin. Bunun hemen ilerisinde bir tane var. Çok daha ileride basketbol pistlerinin orada cami tarzında bir mescit var. Vesaire vesaire. Yani demek istediğim bu noktadan itibaren bu tip şeyler var. Oradaysa yok. Orada da namaz kılan insanlar var. Sesleniyorum belediyeye. Oraya da mescitler yapın. Ben bir mola vereyim şimdi. Evet. Namaz işimizi de hallettikten sonra bakın şurası yeşil alan. Öyle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi birebir futbol sahası var. Hemen ben şu az önce ayrıldığım bisiklet yoluna doğru devam edeceğim. Şurada güzel türbinler yapmışlar. Yeşil yeşil. Bakın Üsküdar sahilden çıktık. Sahil boyunca devam ettik. Hiçbir yere sapmanıza gerek yok. Sahil boyunca devam edin. Sadece gene söylüyorum. Harem'den Kadıköy, İskender'in oraya kadar bir ayrım olayı yaşıyorsunuz. Bakar mısınız ya? İşte insanlar buraya gelince burası harikaymış ya diyor. Videosuna çıktılar diye. Bakın bisiklet yolundan devam ettim. Hemen bizim RC pistimiz şurası. Bakın bizim RC pistimiz dedim artık. Yani model arabacılardan daha fazla kullandığımız için bizim dedim ya. Halbuki model araba pisti orası. Tabii şu an oraya giriş gördüğünüz gibi engellenmiş vaziyette. Giremiyoruz. Normalde ben tek tekeri kaldırıp bunun üstünden bu tarafa geçebilirim. Ama şu an geçmeyeceğim. Pistimiz burası. Normalde burası sadece model arabalara ait bir pist. Eyvallah, hiçbir şey demiyorum. Ama genelde boş durduğu için, model arabalar pek gelmediği için genelde hafta sonları geliyorlar. Ya da böyle akşam üzeri gelenler oluyor tek tük. Biz girip skuterla ya da böyle tek tekerle burada turluyoruz. Yani biz buraya geldiğimiz zaman buraya dikkat de ediyoruz. Hani kirletmemeye çalışıyoruz, temiz tutmaya çalışıyoruz. Fakat buraya gelip burada içki içenler, iyi yemek yiyenler ve grup olarak mesela şu an 3 orada gitmiş çekirdek çitletiyor. Eyvallah, çitletebilirler. Ama yani bu kadar güzel bir park alanı varken oraya gidip çekirdek çitletmenin de bir anlamı yok. Hadi çitlettiler. Orayı temiz tuttukları sürece sorun yok. Ama burayı temiz tutmayan insanlar var. Berbat vaziyette yapıyorlar. Ben geçen gün burada turlarken güvenlik görevlisi geldi. Hani burası model araba pisti, burada süremezsiniz dedi. Bunlara uygun değil dedi. Ben de tam buna uygun dedim. Tam buna uygun bir yer yani. Birçok videom var benim burada. Velhasıl kelam hani çok da şey olmasın diye çıktım. Halbuki bana gelip bıdı bıdı edene kadar burayı bira şişelerini kıranlar ya da cam şişeleri buraya kıranlar, buraları özellikle şu pit alanın önünü cam şişeleriyle mahvedenleri güvenlik görevlileri gelip çıkarsın. Mesela bunlar buraya konmuş. Bunların buraya konmaktaki asıl sebebi de buraya motorcular da giriyordu. Motorcular da burada cirit atıyordu. Yani motor için biraz tabii ki küçük bir pist burası. Hani yani ne diyeyim bilemedim. Motor için küçük bir pist burası. Hani bunlar için hadi bir nebze tamam eyvallah da. Motor için bayağı küçük bir pist. Yani bunlardan yani bunu buraya koymaklarındaki en büyük sebep işte buraya motorcular falan girmesin. Fakat şu çitlerin etrafını dönsem inanın o kadar çok yama var ki. Çünkü sürekli olarak çitleri bir yerden kesiyorlar. Gene içeri giriyorlar. Oradan kesiyorlar, gene içeri giriyorlar. Ha kesik olan yerlerden biz de giriyoruz bu arada. Hani gördüğüm zaman ben de giriyorum. Şimdi buradan tekerimi geçirebilirim ben. Kaldırıp geçirebilirim ama yani kaldırıp geçirmektense orada kesik bir yer gördüğüm zaman oradan içeri giriyorum. Dolayısıyla güvenlik görevlileri ya da buranın
sorumlu kişileri ya da burada çalışan işçi arkadaşlar diyelim, buraları yama yapıyorlar. Birileri de geliyor, kesiyor, yerinden içeri giriyor. Özellikle bakın, şurada da mesela gösterebilirim. Bakın, şuraya yama yapılmış. Burası çok fazla kesilip buradan içeri girilme durumları oldu. Keza şurada yama yapılmış. Bunun gibi birçok yerde yama var. Bakın, tam bu noktada bisiklet yolundan ayrılmıştım. Hemen şuradan sahil tarafına geçiyorum. Manzara eşliğinde burada da sürüş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası da çok güzel deniz kenarı bir yer olmuş oluyor. Tabi buranın bittiği yerde hemen şu uç nokta. Normalde yol burada bitiyor. Buradan bu tarafa geçmeniz lazım. Böyle gideceğiz zaten biz. Neden bitiyor? Şu sebepten dolayı bitiyor. Bakın, orada bisikletli devam ediyor aslında. Bisiklet yolu devam ediyor ama şöyle devam edecek. Korkmayın, trafiğe çıkmayacağız. Yine normal park içinden geçmiş olacağız. İşte bu sebepten dolayı burada ayrım var. Az önce gösterdiğim iskelenin benzeri burada var. Gene aynı şekilde denize açılmak istiyorsanız iskelenin ucuna kadar gidip oradan, yani manzaranın eşliğinde fotoğraflar çekilebilirsiniz. Ama asıl ayrım sebebi buradaki kısım. Hemen şuradan dolaşıp velodromun o tarafa geçeceğim. Normalde böyle gidebilirsiniz doğrudan velodroma. Ama buradan parkın içine girmek daha güzel olur. Şimdi bisiklet pisti, yani bisiklet yolu böyle devam ediyor ama ben şuradan gideceğim. Neden? Çünkü velodromu size göstereceğim. Evet, bisiklet parkuruna hoş geldiniz. Burada bisiklet, içeride bisiklet off-road alanı var ve bisiklet yol alanı var. Yani on-road ve off-road yapabilirsiniz. Burada piknik yapabilirsiniz. Burada boş yer bulmak zor oluyor güzel günlerde. Şu an Maltepe'deyim. Bir içeri gireyim. Kurumuş mu? Yağmur sonrası buralar ne yazık ki çamur oluyor ve uzun sürede kurumuyor. Ki kaldı ki şu orta kısımlar kurumamış. Buraya kasksız girmek yasak. Ama hafta içi olduğu zaman genelde güvenlik görevlileri çok fazla sizi sık boğaz etmiyor, haberiniz olsun. Fakat hafta sonu olduğu zaman, yani mesela bisiklet harici, ben de dahil olmak üzere, bisiklet harici ne varsa lütfen dışarı çıkın, burası bisikletlere ait diyorlar. Halbuki burası bu cihaza da ait. Burası tek teker, yani bu tek tekerlekli bir bisiklet. Tabii çalışan arkadaşlar buna çok hakim olmadıkları için bisikleti sadece bisikletten ibaret olarak biliyorlar ve bizi çıkarıyorlar. Şuradan devam edeyim. Çünkü bakın halen çamurlu kısımlar var. O çamurlu kısımlar yüzünden böyle stabil bir şekilde git gel yapamıyorsunuz. Kaldı ki gölet. Gölet, yani göl olmuş. Genelde bisikletçilerin kullandığı parkur, hoplama zıplama yapılan parkur işte burası. Bu parkur. Genelde buradan hızlanıyorlar. Buradan zıplıyorlar. Bakın burası bile halen kurumamış. Demek ki çok fazla bisikletçi de gelmemiş buraya. Kaç gün. 10 kere kurumamış. Böyle devam ediyorlar. Buradan da hopluyorlar ve burada olayı bitiriyorlar. Bundan sonra da buradan geri dönüyorlar. Çok prof çocuklar var burada, bisikletle hoplayan zıplayan. Onların genelde kullandığı bu. Bizim gibi amatör, heyecan arayan kişiler de böyle parkuru devam ediyor. Benim parkurum da şurası. Şu alanı çok seviyorum. Oradan zıplayıp karşı tarafa düşüp ikinciden de zıplayıp diğer tarafa düşebiliyorum. Rekorum o zaten. Ondan sonrası yok ama. Zaten parkur çok kötü. Yani oraya girip zıplayana kadar cihazı düz tutmaya çalışıyorsunuz. Çünkü zemin gerçekten. Kaldı ki şurada taşları falan görüyorsunuz. Yani toprak olması lazım burasının. Çok güzel bir şekilde meyilli olması lazım. Çok güzel zıplayıp çok güzel de inmek lazım.
sen o taşların arasından dengeli bir vaziyette geçeceksin de zıplayacaksın da karşı tarafa düşeceksin. Ölme şeyim ölme yani. Olacak iş değil. Bakın. Sahil yolu orası. Trafik. Sahil yolu orası. Deniz kenarı da ta orası. Bu alanlar dolgu alan. Burasını zamanında doldurarak bu hale getirmişler. Helal olsun diyorum. Ben şimdi o yeşil alana devam edeceğim. Ta aşağıda bisiklet yolu var. Oraya gideceğim. Oradan o tarafa doğru gideceğim. Evet, alandan çıktım. Hemen bisiklet yolunu devam edip sahil boyunca o tarafa doğru gideceğim. Bu noktaya gelenler, bu kısma gelenler, burada gezenler ve ilk kez gelmiş olanlar buraya tav oluyor. Gerçekten tav oluyor. Çünkü ben de ilk geldiğimde tav olmuştum. Ya demiştim bu ne kadar güzel bir alan. Şimdi bisiklet yolu böyle devam edip sola ve sağa doğru devam ediyor ama ben şuradan gideceğim. Size bir de kaykay pistini göstereceğim burada. Bakın küçük çocuklar için trafik parkuru yapmışlar. Küçük çocuklar burada bisikletle dolaşabiliyor. Bakın kırmızı ışık, yeşil ışık, dur, kalk, sağa dön, sola dön. Yani burada baya baya trafik eğitimi alabilirler ama tabii kimsenin öyle ışığa falan riayet ettiği yok. Kurallara riayet ettiği yok. Tamamen eğlence olarak çocuklar burada dönüyorlar. Halbuki çok güzel bir mantıkla yapılmış bir alan. Aynısı RC pisti, model araba pistinin de orada vardı. Bunun aynısı. Evet, kaykay pistimiz de burası. Buraya zaten elektrikli herhangi bir cihazla girmek yasak. Sadece kaykaycı, patenci ve bisikletçiler girebiliyor. İstanbul'un en büyük kaykay pisti burası diye biliyorum. En kapsamlı pisti burası diyebiliyorum. Keza bırakın İstanbul'u, Türkiye'nin bile belki de en kapsamlı kaykay, paten, bisiklet pisti burası. Agresif kullanıcıların alanı. Elektrikli buraya girmek yasak. Neden yasak? Çünkü zemin gerçekten o kadar sert ki ve elektrikli araçlar birden hızlandığı için yanlış bir harekette, aniden bir hızlanmada yere sizi öyle bir vurur ki çocuğa bak takla attı ey maşallah. Cihaz sizi yere öyle bir vurur ki aman aman. Yani bak mesela karşıdaki çocuk kaykay sürüyor. Kask yok, dizlik yok, dirseklik yok. Keza bu çocuk artık prof olmuş. Hiçbir şey yok üstünde. Yani bu çocuklar düştüğü zaman kol bacak evet kırılabilir ama kırılma ihtimali biraz düşük oluyor. Ben eminim bu çocuklar çok düşmüştür. Her düştüklerinde kol bacak kırılmamıştır. Ama böyle elektrikli araçlarla hızlanıp da burada yere düşerseniz geçmiş olsun. Sizi yere çok kötü vuracak. O cihaz kurtulup gidip başka birine vurabilir. Hızlanıp başka birine vurabilir. Yani çok kötü şeyler olabilir. O yüzden elektrikli araçların buraya alınmamasını çok mantıklı buluyorum. Ha kimse yokken girilir mi? Kimse yokken de girilebilir aslında. Ona izin verebilirler. Full ekipmanlıysan ama. Ekipmansızsan şu beton o kadar sert bir beton ki. Yani burada biz zıplama hareketi yaparken yere düşüp kafayı vurmaktansa saatte 70'te giderken asfaltta düşüp sürüklenmeyi yeğlerim. Çok sert bir beton. Evet. Oradan gidebiliriz ama oradan gitmeyeceğim. Şu yerden yeniden bisiklet yoluna gideceğim. Bisiklet yolundan bu yolu böyle devam edeceğim. Bisiklet yoluna bakın, bisiklet yolu burada denize de paralel ve denize yakın yani. Bayağı dibinde paralel. Zaten paralel olmak zorunda da. Ama denize de bayağı yakın. Yani şurada gitmenin de çok bir anlamı yok. Burası gayet uygun. Yani trafiğin olduğu araba yoluna o kadar bir mesafe var ki yani o kadar bir mesafe var. Ve bu alanlar komple dolgu alan. Eskiden buralar denizdi. Aha kapalı. Normalde bu yol böyle devam ediyordu. Fakat kapatmışlar. 19 Mayıs sebebiyle etkinlik var büyük ihtimalle. Şurası devasa bir çimenlik alan. Orada
paraşüt eğitimi alanlar bile var. Yani o kadar büyük bir alan. Büyük ihtimalle orada bir etkinlik var. Ve orayı kapamışlar. Bakın böyle komple kapamışlar. Normalde buradan böyle düz devam edecektim ama şu an devam edemiyorum. Zaten yolun sonu, yol bitiyor. Sola dönüyor. Caddeye kadar bu böyle devam ediyor ve caddenin orada bitiyor. Şimdi ben buradan o noktaya gideceğim. Gül bahçesi. Şu an burası daha yeni yeni renkleniyor. Havalar daha da ısınsın. Yazın burayı görün. Yani inanılmaz bir gül bahçesi oluyor burası. Şu tüneller çiçekten artık hiç gözükmüyor. Resim çektiren çektirene. Şu kafes gibi tünel gibi yerler var bakın burası. Ya burası inanılmaz çiçek bahçesi haline geliyor. Gül bahçesi haline geliyor. Bakın etkinlik alanı burası. Aslında burası etkinlik alanı değil. Burası yeşillik bir alan. Etkinlik alanı bir sonraki yer ama bir sonraki yerle burayı birleştirdiler büyük ihtimalle. Bakın. Evet, birleştirmişler. Bakın karşı tarafta türbin var. O türbini büyük ihtimalle ileriden göreceğiz. Pardon, türbin diyorum. Sahne var. İşte o sahnenin olduğu yer etkinlik alanı. Burası da yeşil alan. Üsküdar'dan başladığımız sahil serüveni halen devam ediyor. Bakın şöyle yandan göstermeye çalışacağım. Bakın buradan içeri giriliyor. Başlamış etkinlikler, içerisi dolu. Bakın bir sahne buraya kurmuşlar. Bir sahne de büyük ihtimalle ileriye kurulmuş vaziyette. Burası devasa, az önce bahsettiğim yeşil alan. Bir sonraki yerde miting alanı aslında. Beton olan bir alan. İki alan birleşmiş şu an. Alana giriş. Yine bir alana giriş. Sahne de hemen şurada. Bakın. Heh, sahneyi görüyor musunuz? Sahne orada. Şu an için bu alana kimse alınmıyor ama bakın. Büyük ihtimalle konser verilecek burada. Konser zamanında buraya girilecek. Halen sahil tarafındayız. Halen gezebiliyoruz. İnanılmaz ya, inanılmaz. Çok büyük. Bakın beton dediğim alan burasıydı. Şu noktadan sonra da yeşil alan başlıyor. Yeşil alan belki buradan daha büyüktür. Ya da bunun gibidir. Evet, şimdi gelelim sahil şeridi olan gezimize. Nerede kalmıştık? Az önce kapatmışlar dedim ya, işte kapatmasalardı. Kapatmasalardı o yol, bisiklet yolu buraya kadar geliyordu ve burada sahil tarafı işte bu trafikle bir araya geliyor. Ama endişelenmeyin. Bu çok uzun bir şey değil. Gene bir bisiklet yolu var. Bakın şöyle devam edeceğim. Hemen göstereyim. Bisiklet yolu devam ediyor. Burada ayrım var. Çünkü şurada bir iskele var. Hemen burada adalardan gelen vapur iskelesi var. Ve burada yeniden sahil tarafına girmiş oluyoruz. Dikkat ettiyseniz 30 saniyelik sahilden bir kopma yaşadık. Ve gene yolumuzdayız. Bakın buradan sahil tarafına gidebiliriz. Bisiklet yolu burada var. Buradan gidebiliriz. Ya da şuradaki bisiklet yolunu kullanabiliriz. Buradaki bisiklet yolunu kullanabiliriz. Evet. Bu parkur da artık bu parkur Pendik'e kadar gidiyor. Arada Kartal'da falan böyle küçük ayrımlar var ama o ayrımları yok sayabilirsiniz. Gene orada da ayrım olsa bile gene bir bisiklet yolu var. Dolayısıyla yani az önceki ayrım kadar bir ayrım bile yaşamayacaksınız.
bu yol böyle devam ediyor. Şimdi ben o yolun ta sonuna kadar gitmeyeceğim. Yani Pendik sahil tarafı son noktaya kadar gitmeyeceğim. Birkaç videomuz da var o noktalar. Çünkü çok daha uzun yolumuz var bizim. Ama olayı herhalde anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Üsküdar'dan başlayan sahil serüvenimiz burada devam ediyor ve ta Pendik'in sonuna kadar, sahil tarafının sonuna kadar da devam ediyor. Ondan sonra ne oluyor derseniz, zaten ondan sonra Tuzla tarafına gitmiş oluyorsunuz. Tersaneler falan var. Yani böyle bir sahil şeridi yok. Ne yazık ki. Artık ondan sonra araba yolunda gitmek zorundasınız. Adaları görüyorsunuz. Ta karşı taraf. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Yani işte Flori, Yeşilköy tarafları. Bakın karşıda dağlar gözüküyor. Geçenlerde sosyal medyaya düşmüştü. İstanbul'da hava kirlilik oranı neredeyse sıfıra düşmüş. Görüş o kadar iyi ki karşı tarafta Uludağ'ın karlarının fotoğrafını çekmişlerdi. Çelik oldu. Aslında buralar hep standart gezdiğimiz yerler. Kanalı takip edenler zaten sürekli buraları görüyorlar videolarda. İlk kez böyle anlatma isteği oldu. Neden oldu? Çünkü hava almak için çıkmıştım. Hava da çok güzeldi. Dedim bari dedim anlatayım. Böyle tamamen doğaçlama gelişen bir video olmuş oldu. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zaman olduğu gibi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun ve bu kanalda kalmaya lütfen devam edin. Hoşçakalın.